Murat, bak burada bir şey buldum ben. Tamam, ben bir yarın arayayım da sadece hafta sonları için müsaitten bir soru. Ay, ben de mi çalışsam acaba ya, ha? Sen çalışma, düş parçam. Ben sana bakarım. Ay hadi be, sana kim baksın? Sevsek. Ne yapıyorsunuz? İş bakıyoruz. İş mi, niye? Para kazanmak lazım. O paranın içinde bu olduğu için anlamaz tabii. Aşkım yok, öyle değil yani. Şimdi biz garibanlar takımı olarak ihtiyaçlarımızı karşılamak için para kazanmamız lazım. Onun için de iş bakıyoruz. Ya benim için bakıyorlar aslında. Bir süre çalışmam lazım. İş çıkışlarında görüşürüz artık. Ceren. Hı. Yeliz Hanım bizi odasında bekliyormuş, bir şey konuşacakmış. Allah Allah, niye? Bilmiyorum, gidip öğrenelim. İyi, hadi gidelim. İyi, hadi. Ceren bozuldu galiba. Niye ki? Ne var bozulacak? Ya bir süredir ailesinin durumu kötü de. Ya ay, ben bayağı tüy diktim o zaman. Gel. Bizi çağırmışsınız hocam. Oturun kızlar. Yok hocam, biz böyle iyiyiz. Peki. Bakın bunu söylemek çok zor. Ama bu okulun bazı şartları var. En önemlisi de ücretini ödemek. Haklısınız. Amcamın ölümü bizi biraz sarstı. Taksitleri ödeyemedik tabii. İdilciğim, maalesef bu yeni bir konu değil. Uzun zamandır ödemeler yapılmıyordu. Bize biraz izin verirseniz parayı halledebiliriz hocam. Ne zaman mesela Ceren'cim? Bana bir gün verebiliyor musun? Yani tabii ki şu an veremem ama... Maalesef birinci dönem taksitlerini ödemezseniz ikinci dönemde sizi okula almam mümkün değil. Ama bunu yapamazsınız. Hocam lütfen. Bize biraz zaman verirseniz parayı toparlamaya çalışırız. Bakın bunu söylemek benim için de kolay değil. Ama elimden bir şey gelmez. Üzgünüm. Resmen okuldan atılıyoruz. İdil, bizim ne yapıp yapıp o parayı bulmamız lazım. İyi, git bul o zaman. Bulamazsan ikinci dönem okuyamayacağız. Of ya. Ne oldu, niye kızdın? Hayata. İyi, süper. Biz de akşam bizimkilerle takılacağız. Gel sen. İstemiyorum, siz takılın. Bak, sorun para falansa merak etme, hallederiz. Benim param var, anladın mı? Benim param var, ihtiyacım yok. İyi, güle güle harca o zaman. Necim, tuhaf oldu. Hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Resmen okula gidemeyeceğiz artık. Ben de hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Tamam anneciğim ya. Dünyanın sonu değil. Nasıl değil ya? Okula gidemeyeceğiz. Paralı okula gidemeyeceğiz İdil. Ya sen ne diyorsun? Devlet okuluna gitmeyi mi düşünüyorsun yoksa? Evet. Neden olmasın? Sen istiyorsan istediğin çöplüğe gidebilirsin. Ama ben burada kalıyorum. İdil, devlet okuluna giden bir sürü insan var zaten. Evet. İşte biz de tam bu yüzden bu okuldayız. Bir sürü insanla bir olmayalım diye, özel olalım diye. Okuduğun okul mu seni özel yapıyor? Hayır, lütfen. Tamam, lütfen. Benim hatıra diye sakladığım birkaç mücevherim vardı. Onları satarım. Şu okul parasını şimdilik hallederiz, tamam mı? Hayır anne ya. Hayır. Böyle bir şey yapmana gerek yok. Ya evet ya. Biz devlet okuluna gideriz. Okul çıkışta artık garsonluk yaparız. Evet. Çok mantıklı bir fikir aslında. Beraber hallederiz. Yani bazen gerçekten seninle aynı kanı taşıdığıma şüphe ediyorum. Üzülme sen.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.